Merhaba arkadaşlar, bugün elektrikli şarjlı kumaş makasından bahsetmek istiyorum. Kutu açalım, bu şekilde içerisinden garanti belgesi ve kullanım kılavuzu çıkıyor. Şarjı, bu şekilde bataryası ve makasımız. Kullanımı çok kolay. Bu şekilde takıyoruz. Koruma amaçlı plastik uç kısmı çıkartıyorum. Yedek bıçak ucu var. Onu da köreldiği zaman kullanabilirsiniz. Şimdi birkaç tane kumaşta deneme yapalım. Bir de en çok sorulan sorulardan bir tanesi, masayı çiziyor mu diye. Onların hepsini yanıtlayacağım. Öncelikle kaş korse ribana dediğimiz kumaşta deneyelim. Kolaylıkla bu şekilde kesiyor. Bu da 3 iplik şardonlu. Bunda da deneyelim. Mesela çizdik diyelim. Çizdiğimiz çizgi üzerinden dümdüz bir şekilde kesebilme imkanı da var. Kolaylıkla, dediğim gibi, kesim kolaylığı sağlıyor. Bu da jarse kumaş, astar kumaş dediğimiz. Onda da deneyelim. Deri kumaş. İçerisinde karton kesme bile yapabilirsiniz yazıyor. Kağıt, karton, mukavva, ince mukavvalar. Ama ben tabii kumaş kestiğim için onlara değirmek istemedim. Ama sizler o tür işler de yapıyorsanız kesim yapılıyormuş. Üzerinde yazıyor. Bu şekilde gördüğünüz gibi rahatlıkla kesiyor. Bir de iki kat şardonluyu deneyelim. Mesela iki kat şöyle. Rahatlıkla kesiyor. Bir de en çok sorulan sorulardan bir tanesi, masayı çiziyor mu diye. Şimdi sonuçta şu makası da şu şekilde keserek gidiyoruz. Buradaki alt kısım kesinlikle oynamıyor. Düz bir şekilde gidiyoruz. Üst kısım oynuyor. Şöyle çalıştırayım, göstereyim. Bakın, sadece üst kısım. Sadece hareketli olan üst kısım olduğu için alt masaya zarar vermiyor. Ben memnun kaldım. Bir haftadan fazla oldu kullanıyorum. Herhangi bir sıkıntı yaşamadım. İlerleyen zamanlarda da sayfamda da göreceksiniz. Devamlı olarak kesiyorum. Dediğim gibi kullanım önerisinde bulunabilirim o zaman. Şu anlık bir şey diyemiyorum ama şu ana kadar memnunum, sıkıntı yaşamadım. Makasını Trendyol'dan almıştım. Instagram sayfamdan öne çıkanlara linkini ekledim. Oradan detaylı bakabilirsiniz. Videomu beğendiyseniz abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın diyorum. Hoşça kalın.